Herkese merhaba ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size orijinal tavuk göğsü tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. 300 gram kadar tavuk göğsüm var. Tavuk göğsünü önce haşlıyorum ve 7-8 kere suyunu değiştiriyorum. Ben akşamdan haşlıyorum. Birkaç kere suyunu değiştirdikten sonra tekrar suyun içerisinde sabaha kadar bekletiyorum. Ertesi günü tavuk göğüslerini gördüğünüz gibi didik didik yapıyorum. Çok ince ince didikliyorum ve tekrar e, suyunu değiştiriyorum. Yani üzerine tekrar su koyup 2-3 kere daha değiştiriyorum. Hiç tavuk kokusu kalmaması lazım. Ve tavuk göğsünü de ince ince didiklemeniz lazım. İnce ince didiklediğim tavuk göğüslerini tekrar suyun içerisine koydum ve bir tencerenin içerisinde 1 litre sütüm var. Şimdi tavuk göğüslerini böyle elimle sıkıp suyunu çıkartıp süte ilave ediyorum. Sütle birlikte 15 dakika kadar pişiriyoruz. Ayrıca 3 yemek kaşığı kadar mısır nişastası, 3 yemek kaşığı pirinç, unu ve toz şekerim var. Toz şekeri siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben 100 gram kullandım. 1 yemek kaşığı da tereyağımız var. Nişasta, pirinç, unu ve toz şekeri bir kabın içerisinde böyle harmanlıyorum. Üzerine yarım çay bardağı kadar soğuk süt ilave edip hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu karışımı kaynamakta olan sütün içerisine ilave ediyoruz yavaş yavaş böyle karıştırarak pişiriyoruz hepsini birden eklemeyin yavaş yavaş e, döküp bir de taraftan da karıştırın sütünüzü topaklanmasın ve sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz koyu bir kıvam alması lazım Koyu bir kıvam aldıktan sonra hemen tereyağını da ilave ediyorum. Ocağımın altını kapatıp tencereyi bir kenara alıyorum. Tereyağını da ilave ettikten sonra 1-2 dakika kaynatıp hemen ocağı kapatabilirsiniz. Daha hala sıcak olan tavuk göğsünü bir borcama başaltıyorum ve tamamen soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra arzu ettiğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben üzerine biraz kakao serptim ama siz çekilmiş hindistan cevizi veyahut da antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Veyahut da çikolata da rendeleyebilirsiniz. Ben ayrıca biraz hindistan ceviziyle de süsledim. Benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifimi de beğenirsiniz. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.